Yanımızda Wimbledon Genç Erkekler Şampiyonu, Çiftler Şampiyonu Yanka Erel var. Milli tenisçimiz. Yanka hoş geldin. Seninle en son Wimbledon şampiyonluğundan sonra center court yapmıştık. Şimdi de Brandon Sports Summit'te bir aradayız. Öncelikle az önce senin de içeride çok önemli isimlerle Türkiye Tenis Federasyonu Başkanı Cengiz Durmuş ve TEB Genel Müdürü Ümit Leblebici ile bir oturumun vardı. Oturumda neler konuştunuz ve nasıl geçti senin adına? Çok yani güzel bir sohbet oldu. Beni çok iyi konuk ettiler. Buradan davet ettikleri için de çok teşekkür ederim. Çok büyük insanlarla, güzel insanlarla sohbet ettik. Çok güzel bir sohbet oldu. Küçük çocuklar, minik gençlerimiz geldi. Onlarla tanışmış oldum. Burada resim çektirdim vesaire konuştuk. Çok güzel oldu. Güzel bir deneyim oldu benim için. Tabii 2018'de çiftlerde Wimbledon'da şampiyonluk yaşamış olman aynı zamanda çıtayı da yükseltmiş olman anlamına geliyor. 2019'da neler planlıyorsun? Nasıl bir performans seni bekliyor olacak? Şu an off sezonundayım. Çok yoğun antrenmanlarım var. Şu an takım olarak iyi bir program çıkarmak istiyorum. Çünkü benim junior'ım bitti artık. Artık ATP Pro seviyesine yükseldim. Yani sıfırdan başlıyorum gibi bir şey oldu. Şu anki hedefimiz en kısa süre içerisinde yükselmek. Ona göre de antrenmanlı yoğunluğum çok arttı. Şu an hedeflerimiz en kısa süre içerisinde yükselmek. Çok teşekkürler. Peki şunu da soracağım son olarak. Teşekkür ettik Koray ama benim bir sorum daha var. Markaların spora olan katkısı. Tabii ki de tenis bireysel bir spor ve ülkemizde artık son yıllarda futbolu, basketbolu, voleybolu yakaladı diyebiliriz. TEB'in de katkısıyla tenis sporu günden güne büyüyor. Önümüzdeki yıllarda markaların spora katkısı nasıl olur ve nasıl daha iyi hale gelir sence? Bence tabii ki marka çok önemli, sponsor çok önemli. Ve tenis bireysel spor olduğu için markalar daha çok konuşuyor bence. Çünkü onların formasını taşıyorsunuz vesaire. Benim mesela Lotto sponsorum işte International ama onun kıyafetlerini taşımak çok önemli. Yani futboldan daha çok önemli bence. Çünkü bireysel olduğu için, daha elit bir spor olduğu için. Bence yani şu an çok iyi düzeyde. Özellikle TEB'e de dayanmak istiyorum. TED'in yaptığı dünya çapında organizasyonlar var. Mesela Çağla Büyükakça ile Maria Sharapova 16 bin seyirci geldi. Bu Türk tarihinde görülmemiş bir şey. Dünya 16 bin evet. Biletli seyirci. Evet, 16 bin biletli seyirci var. Yani bu bir Grand Slam dünya, yani Grand Slam finalinde bile bu kadar seyirci hemen hemen geliyor gelmiyor gibi. Bunlar bizim için de iyi oldu. Çünkü Çağla abla sayesinde biz de büyüyoruz. Bizim ismimiz de büyüyor. Bizi de Türkiye tanıyor. Yani çok güzel şeyler. Çok teşekkür ediyoruz. Bu arada saçların çok güzel olmuş. Söylemeden edemeyeceğim. Teşekkür ederim. Sağ olun. Çok teşekkür. Sağ ol. Teşekkürler.